merhabalar. Geçtiğimiz hafta çocuk sağlığı ve çocuk hakları programımızla sizinle dijital olarak buluşmuştuk. Onların haklarını bilmenin, yaymanın ve korumanın önemine çok değerli katılımcılarla destek vermiştik. Bugünkü programımız için duyurularımızı yapmıştık ve yine sizlerle buluşmaktan oldukça mutluyuz. Değerli anneler, babalar ve kıymetli çocuklarımız, buradan hepinize selam ve sevgiler göndererek yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle Şifa Kapınız Avrasya Hastaneler Grubu yaşadığımız pandemi sürecinde dijital olarak da sizlerle bilgilendirmek amacıyla önemli katılımcılarla bir araya geliyor. Bilinçli aile sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı programlarımızın ikincisinde yeni doğan sağlığını ele alıyoruz bugün. Değerli hocam Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek programımız ve hocamıza şimdiden selam vermek ve hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk görüntü. Birazdan sizi hocam size bırakacağım. Öncelikle önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Buradan hastane yönetimi ve Avrasya Hastaneler Grubu sağlık çalışanları adına tüm engelli kardeşlerimizin, engelli büyüklerimizin gününü kutluyoruz. Özellikle de ailelerine, onlara sundukları sonsuz sevgi ve katkıları için de çok teşekkür ediyoruz. Biz Avrasya Hastanesi Zeytinburnu olarak geçtiğimiz yıl engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin katılımlarıyla afişlerimizle büyük coşkularla bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Onlarla geçirdiğimiz gün hala akıllarımızda. Hayat dolu hallerinizle bizlere çok büyük enerjiler verdiniz. Bu sene pandemi nedeniyle buluşamadık. Ama program açılışımızda da öncelikle sizlere seslenmek istedik. Sizler çok kıymetlisiniz. Çok özel kişilersiniz ve iyi ki varsınız. Paylaşmak için engel yoktur. Güzel kalbinizde engelleriniz olmasın. Biz sizin eliniz, kolunuz, gözünüz oluruz. Çok güzel kalpleriniz var ve bu insan olabilmek, duymak, görmek için en güzel şey. Hepinizi çok seviyoruz ve tekrardan iyi ki varsınız diyoruz tüm engelli kardeşlerimize ve büyüklerimize. Avrasya Hastanesi kuruluşundan bugüne 22 yıldır anne ve bebek sağlığı konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve birçok gebenin sağlıklı bir şekilde süreci geçirip kaliteli ve sağlıklı çocuklar dünyaya gelmesine rol oynamış, bu konuda artık referans olmuş bir sağlık kuruluşu. Eminiz izleyenlerimiz arasında burada doğum yapmış ya da yapacak olan annelerimiz var. Daha anne karnında başlıyor her şey. Gerekli takipleri, sağlıklarını kontrol altına almamız daha orada başlıyor, onlara sevgiyi öğretmek. Ebeveynlerle birlikte doktoru, hemşiresi el ele ona ne kadar kıymetli olduğunu aksatmadığı kontrolleriyle hissettiriyor adeta daha ilk başında. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi, Gazi Osmanpaşa Avrasya Hastanesi ve Çamlık Hastanesi anne ve bebek sağlığı için gerekli seçkin medikal kadrosu ve donanımlarıyla 7/24 hizmette. Özellikle de her doğum sonrası gerekli olabilecek donanımlı yeni doğan ünitelerimizin mevcut olduğunu bu özelliğimizden ayrıca izleyenlerimize bahsetmek istiyoruz. Tüm aileler adına da buradan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımıza, çocuk hastalıkları uzmanlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Ebeveynlerimizle birlikte en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza tıpkı anne babaları kadar, onlar kadar daha anne karnından itibaren sarılıp, doğduktan sonra da ellerinden tuttuğunuz için diyoruz. Ve bu yüzden de dedik ki sağlık ve sevgi sunuyoruz. Bugün anne ve bebek sağlığında büyük işler gerçekleştirmiş çok değerli katılımcılar olacak aramızda. Hem salonda hem de Zoom bağlantısıyla o isimlerle buluşacağız. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Süleyman Yeniocak, Zeytinburnu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ali Talay, Zeytinburnu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Ersin Sarı, Gazi Osmanpaşa Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Ahmet Hakan Gedik, Zeytinburnu ve Gazi Osmanpaşa Yeni Doğan Sorumlu Hemşirelerimiz,
Türkan Avşar ve Gülümser Kalak bağlantılarımız bizlerle birlikte olacak. Bu etkinliklerimize tüm katkı ve fikirleriyle ışık tutan Türkiye'nin sayılı ve önemli neonatologlarından, hastanelerimizin de yeni doğan ünitesi bilimsel danışmanı Sayın Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu'na saygılarımı sunarak sözü bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gönül. Almanya hastanelerinin amacı ve genel amacımız konusundaki duyarlı, heyecanlı sözlerin için ben de bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz koruyucu çocuk hakları konusunda katılımlarınız için siz değerli çocuk dostlarımıza hoş geldiniz diyor. En derin saygılarımı sunuyorum. Tabii ki böyle bir buluşmanın organizasyonunun yapılmasına olanak sağlanması ve sizlerle paylaşımımız çok önemli olduğunda bu arada bu konulara çok önem veren eğitimci ve aynı zamanda çocuk dostu, şu anda da o da salonumuzda bulunuyor, Sayın İbrahim Uğurlu'ya, tüm bilimsel ekibimize ve sunucumuzun sunduğu teknik ekibimize ve en önemlisi bu olayların merkezinde olan, hedef kitlemiz olan aileler, özellikle annelere katılımlarınız ve katkılarınız için şahsım ve bu programlardan organize yararlanacak çocuklarımız adına hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer çocuk dostlarımız, amacımızı her ne kadar sevgili Gönül belirttiyse de ben basamak basamak amaçlarımıza değinmek istiyorum. Birincisi bir defa, tüm dünyadaki sağlık otoritelerinin ortak görüşü, sağlıklı nesiller ve gelişmiş toplumlar için sağlık ve eğitim. Ve sağlık eğitim içerisinde koruyucu sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinde de koruyucu çocuk sağlığının ön planda olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İşte biz de Avrasya hastaneleri, çocuk klinikleri olarak özellikle koruyucu çocuk sağlığına yönelik çocuk sağlığı günlerinin programlarını başlatmış buluyoruz. Ve bu programlardan ilkinde çocuk haklarını konuştuk. Bugün de yaşamın başlangıcı olan yeni doğan dönemine değineceğiz. Peki yine çok önemli bir amaç. Bizim hedef kitlemiz olan çocuk dostlarımızın amacı nedir diye birkaç saniye gözlerimizi kapatırsak. Tüm bireylerin sağlıklı bir bebek sahibi olmak istediklerini, değil mi sevgili yeni doğancı arkadaşlarım burada, çocukçular burada ve kadın doğum temsilcimiz burada. Her birey sağlıklı bir bebek sahibi olmak ve bu sağlıklı bebeğinde kendi genetik potansiyelinde sadece bedensel yönden değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı gibi ruhsal, bilişsel açıdan kendi genetik potansiyelinde en üst düzeyde yetiştirilmesi sağlıklı bir birey ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun temellerine atılmasıdır. Evet, ben bu programın moderatörü olarak Dr. Nuhoğlu'nun amacını da paylaşmak istiyorum. Ben tabii buradaki genç arkadaşlarıma göre biraz daha kıdemliyim. Onların da hocalarıyım. Ben 50 yıllık çocuk uzmanı, yaklaşık 40 yıllık akademisyen, ayrıca 30 yıllık neonatolog olarak kendi bilgi ve deneyimlerimi, tüm arkadaşlarımın bilimsel katkılarını, özellikle de yaptığım çok çeşitli programlarda siz değerli çocuk dostu annelerimizin bizi yönlendirmeleri doğrultusunda deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu paylaşımlarda ana amacımızda ve Avrasya amacında belirtildiği gibi ana ilkemiz bebeklerin sağlıklı olarak doğabilmesi, hayata iyi bir başlangıç yaparak insan yaşamının en hassas ve kritik evresi olan yeni doğan dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmesi ve dolayısıyla sağlıklı çocuk, sağlıklı erişkin, sağlıklı birey ve sağlıklı nesillerin temelinin atılmasıdır. Evet, değerli çocuk dostlarımız, kısaca bu amaçlarımıza değindikten sonra, çünkü daima amacımızı belirleyeceğiz, bu amaç doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için stratejilerimizi ve planlarımızı yapmak zorundayız. Şimdi özellikle çocuk hakları konusunda çok duyarlı, eğitim
gönüllüsü ve çocuk dostu diyebileceğim, çok yakın tanıdığım, sevdiğim aile dostumuz Sayın İbrahim Uğurlu'ya bu verdiği güzel mesajlar adına teşekkür ediyorum. Biz çünkü biz genelde sağlıkçı olduğumuz için sağlık açısından değindik ama Sayın İbrahim Uğurlu'nun da değindiği gibi sadece sağlık değil, sağlık, eğitim çok önemli, hukuk çok önemli, sivil toplum kuruluşları önemli. Ama bu arada yine Sayın İbrahim Uğurlu'yla konuşarak Kasım 2020'de, 21'de, Kasım yani yaklaşık 11 ay sonra Kasım ayını çocuk haklarına ayıracağız. Ve inşallah güzel çalıştaylar yaparak yaptığımız bu çalışmalarla bu konuda gönüllü tüm birimlere rol model olmaya çalışacağız. Ve yine bu arada iki önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi, dünyadaki çocuk hakları konusundaki ilk önemli adım Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıştır. Cenevre Beyannamesi'yle. Günümüzden bir asır önce yine çocuk hakları konusunda 1999'da dünyadaki birinci uluslararası kurultay Türkiye İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Bunlar da son derece önemli. Ve bu toplantılardaki ana kriterler olan, hepimizi ilgilendiriyor, sağlıklı doğma, yaşama, gelişme, korunma hakları sağlıklı nesiller oluşmasında son derece önemlidir. Bu önemli noktaları vurguladıktan sonra bugünkü konumuza geçiyoruz. Çünkü tüm konular birbiriyle bağlantılı. Tüm yaptığımız programlarda sağlıklı nesiller nasıl oluşabilir, sağlıklı nesiller nedeniyle gelişmiş toplumlar nasıl olur, bunlara değineceğiz. Bugün iki önemli konumuz var yeni doğan başlığı altında. Yeni doğan bebekler ve 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle çok önem verdiğimiz bir hafta. Açılışta değinildi. Yine tüm konuşmacılar, basında, medyada çok büyük ölçüde yer aldığını biliyoruz. Biz de özellikle koruyucu sağlık dediğimiz için engelliliğin önlenmesi konusuna değineceğiz. Ama öncelikle bebeklerimiz sağlıklı doğacak mı? Tüm erişkinlerin, tüm anne babaların en önemli sorunları, kafalarına takılan noktalar. Bu arada Çukurova'mızdan gelen çok genç, çok değerli bir kadın doğumcu arkadaşımız, değerli Süleyman Yeni Ocak buradalar. Evet, kendileri vermek istediği mesajlarını bekliyoruz bizden. Herkese merhabalar diyorum öncelikle. Hepimizin temelisi sağlıklı gebelikler ve neticesinde sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesini. Bu aslında bir anne ve baba adayının gebelik planlamasıyla başlıyor bu süreç. Bu gebelik düşüncesi oluştuktan sonra bir kadın doğum uzmanına başvurmak ve gebelik öncesi bazı muayenelerin, tetkiklerin yapılması çok önem arz ediyor. Genellikle bizde gebe kalındıktan sonra kadın doğum doktoruna gidiliyor. Bu aslında ortaya çıkabilecek, gebelik ve doğum süresince ortaya çıkabilecek ve belki de engellenebilecek pek çok risk faktörünün önceden öngörülebilir, engellenebilir, sıkıntılı durumların önceden yapılacak tetkikler ve muayenelerle saptanabilmesi ve engellenmesi adına gebelik öncesi muayene oldukça önem arz ediyor. Ayrıca hocam da çok iyi bilir, nöral tüp defekti dediğimiz bir durum var ve beyin sinir sisteminin gelişimi için önerilen gebeliğin öncesinde, hatta 3 ay öncesinden itibaren folik asit dediğimiz vitaminin başlanması oldukça önem arz ediyor. Genellikle adet gecikmesini takiben anne adayımız gebelikten şüphelenip idrarda ya da kanda bir gebelik testi yapar ve bunun akabinde bu gebeliğin tespiti adına kadın doğum doktoruna başvurur. Bu aşamada gebeliğin normal yerleşimli olduğu ve rahim içerisinde olması gereken yerde gebelik kesesinin görülmesini takiben kalp atımları da izlendikten sonra aylık takiplerimiz başlar bizim. Aylık takiplere hekimin önerdiği şekilde gebemizin gelmesi çok önemli. Özellikle erken dönemlerde yapılan bazı tarama testleri bize o gebeliğin, o bebeğin sağlıklı olup olmadığı hakkında önemli fikirler verebiliyor. Bunların en başında gebeliğin 11 hafta 3 gün ile 14. hafta arasında yapılan ikili tarama testi dediğimiz testimiz var.
Burada bebeğin ense kalınlığı ve burun kemiği ölçümleri yapılarak Down sendromu ve onun yanında birkaç genetik hastalık açısından bebeğin risk taşıyıp taşımadığı tespit edilebiliyor. Bu bir tarama testi olarak düşünülmeli. Bir tane testi değil. Burada riskli olan bir durum tespit edilirse bunun incelemesi ardında ileri testler ve tetkikler yapılabiliyor. Akabinde aylık takipler devam ederken yine çok çok önemli olan dediğim gibi ikili teste birkaç farklı genetik hastalığa bakılabiliyor ama 18 ve 22. haftaları arasında gebeliğin yapılacak olan detaylı anatomik tarama ile bebeğin iç dış organlarının detaylı olarak incelenmesi mümkün olabiliyor. Ve burada bebekte bir organ anomalisi olup olmadığı hakkında çok önemli fikirler edinebiliyoruz, bilgiler edinebiliyoruz. Burada da bir ihmal olabiliyor bazen anne adaylarımızda, ailelerimizde. Onun üzerine değinmekte fayda var. Buradaki amaç bu gebelikte, bu bebekte bir anomali var, bir sıkıntı var. Bu gebeliği sonlandırmama boyutu değildir. Yani burada tespit edilebilecek olan bazı anormallikler aslında doğumda yaşama şansı çok yüksek olan bir bebeğin bu sıkıntısının, bu riskinin bilinmemesinden dolayı kaybedilmesine sebep olabilir. Yani bugün özellikle zaten doğuma gebeliklere değiniyoruz. Ancak önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay, bir ay sonra. Tabii. Ben de her hafta program yapmaya alıştım. 7 Ocak'ta yapacağımız programda riskli gebeliklere değineceksiniz. Kesinlikle. Ve bu arada değerli izleyiciler, sevgili anneler ve anne adaylara, Süleyman Bey ile Şubat ayında da bir özellikle baş başa bu testler nelerdir, neler yapılabiliyor, nasıl ulaşabiliyorlar, hepsine daha detaylı Şubat ayında bir değineceğiz ama son bir mesajını verir misiniz lütfen anneler ve anne adaylarına normal gebelikler ve engelliliği kapsayacak şekilde? Evet, evet. Gebelik sürecini çok az tamamlayayım ben. Akabinde öyle bir son cümlesi ekleyelim. Şeker ipleme testinin önemine değinmek istiyorum. 24-28 gebelik haftaları arasında bütün dünya tarafından yapılan ve önerilen gebelik şekerin riskleri açısından, gebelik şekerini tespit etme açısından çok önemli. 32 haftamızdan sonra da ultrason ve NST muayeneleri ve bebeğin ultrasondaki gelişimi takip ediliyor. Son haftalarda da artık haftalık takiplerimiz çok ciddi önem arz ediyor. Aslında sağlıklı bir bebek sahibi olmak, sağlıklı bir gebelik öncesi muayeneler, sağlıklı rutin bir gebelik takibi ve doğum sürecini de kapsıyor. Burada hastalarımızın doğum yapacağı merkezi seçmekteki hassasiyetleri de önemli. Bir aileyle birlikte biz aslında annesi, babası, ailesiyle, çocuk doktorlarımız, doğumhanede, ameliyathanede görevli bütün sağlık personelimiz hepimiz bir ekip olmuş oluyoruz ve bu ekibin her bileşeni çok önemli. Ailesel destek kadar sağlık ekibinin donanımı, bilgi tecrübesi, yeni doğan yoğun bakımın varlığı, bunların hepsi doğumda yeri geldiğinde çok önem arz edebilecek durumlar. Acil durumlarda o kurumun, o hastanenin göstereceği refleksler ve verebileceği desteğin kapasitesi nedir? Bunların hepsi çok önem arz ediyor. Bütün gebelik düşünen anne adaylarımıza, hatta baba adaylarımıza da seslenecek olursak, çünkü burada gebelik öncesi muayenede kalıtsal bazı hastalıkların önemi olabiliyor. Babanın ve anne adayımızın etrafındaki diğer aile fertlerinin desteği çok önem arz ediyor. Olabildiğince sağlıklı ve daha sağlıklı, daha az riskli bir gebelik ve doğum süreci geçirmek istiyorsak, gebelik öncesinden itibaren başlayan kontrollerimiz ve takiplerimize pandemi de olsa devam edilmesi çok önemli. Ve bunun özen gösterilmesi, çünkü 9-10 aydır pandemiyle mücadele ediyoruz. Tabii. Daha ne kadar mücadele edeceğimiz belli değil. Hepimizin öncelikli gündemi o ama bir anne adayının önceliği sağlıklı bir bebek doğurmak olacaktır her zaman. Biz de ekip olarak elimizden gelen her türlü desteği her konuda her daim vermeye hazırız. Hastanelerimizde, tüm doğum hattımızda, kanallarda hizmetlerimizde mevcut. Evet. Tabii siz de belirttiniz zaten. 22 yıldır kadın doğum ve çocuk konusunda donanımı ve tecrübesi oturmuş bir durumdayız hastane olarak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Yeni Hocam. Bu bilgiler çok önemli. Sevgili anneler, demek ki gebelik öncesinden başlayarak belirlenen standartlar doğrultusunda bir gebelik izleni yapıldığında
%80'lerin üzerinde sağlıklı bir bebeğe garanti ediyoruz. %80'lerin üzerinde, %90'lar civarındadır. Ama bu arada erken tanımlandığında %100'e yakın ve sağlıklı bebek sahibi olmak mümkündür. Bu da hepimizin en önce, büyük önceliğidir. Evet, şimdi bebeğimizi sağlıklı doğurduk. Tabii doğurduğumuz zaman da ilk yeni doğan dönemi insan yaşamının en hassas ve kritik evresidir. Değerli konuklarımız, izleyicilerimiz, ülkemizde 1991 yılında Türkiye'deki ilk neonatologlar belirlendi. Bunun da amacı bu ilk günlerde neler yapılması konusunda uygulamalar yapmaktı. Nitekim ülkemizde gerçekten yeni doğan yoğun bakım hizmetleri dünya çapında çok iyi bir yere geldi ve son 20 yılda bebekler adına çok ciddi gelişmeler gözlendi. Siz tabii çok gençsiniz ama öğrenciliğinizden bilirsiniz veya sevgili izleyiciler bilirler. 2000'li yıllardan önce erken doğum olduğunda, prematüre bebek olduğunda veya riskli gebelerde çok çeşitli sorunlar olur. Ama artık günümüzde anne karnında bebek izlenmesi bir muamma değildir ve bebekler erken de doğsa uygun yaklaşım yapıldığında, değil mi? Çocukça arkadaşlarım da burada Mehmet Ali Bey ve Doktor Ersin ve bu arada Gazi Osman Paşa'dan Doçent Doktor Ahmet Hakan ve Gülsel bizi izliyorlar. Tabii Türkan Hemşire de hasta olmasına rağmen bizim programımıza katılmış, ona da teşekkür ediyoruz. Biliyorlar ki sağlıklı bir bebek sahibi olabilir. Onun için bu konuda bildirimleriniz için annelere yüreklendirmek adına ben teşekkür ediyorum. Ağız burun temizliği, hani özellikle pozisyon verme, organ temizlemesi, tabii çocuğu travmatize etmeden. Evet, kadın doğumcu arkadaşımız da devamlı başını sağlı sallıyor. Ve burada yapılanlar tabii sadece Gazi Osman Paşa'da değil, Avrasya Zeytinburnu, Avrasya Çamlık'ta da hepsinde belirli bir standartizasyon doğrultusunda tüm hekim arkadaşlarım ve yeni doğan hemşireleri ve tüm ekip tarafından yapılmakta. Isı kaybını önlemek için yaptığımız uygulamalardan giydirilmesi bakımı, göbek bakımı, göbek bakımının temiz bırakılması ve özellikle sevgili anneler yani bezlerken daima göbek dışında bırakılsın. Hani gereksiz eskisi gibi yani eskiden bildiğiniz gibi hani çok yoğun uygulamalar çünkü onların bir takım yan etkileri var. Bunları da ilerleyen zamanlarda konuşacağız yine. Bakım odasına alınıyor. Bebeğin ilk değerlendirmeleri, hayata uyumu ilk dakikalarda hatta doğum odasında kadın doğumcu, bebek doktoru ve bebek hemşiresi tarafından yapılır. Bu da çok önemli doğumda. 5. dakikada ve 20. dakikada tekrarlanıyor. Evet siz sevgili anneler, ilkten tabii doğumun heyecan içerisinde ne olacağını beklerken bunların yapıldığını biliyoruz. Ve derhal tel temas çok önemli. Hatta bazen böyle sezeryanla doğanlarda, hani şimdi bazen babalar da doğuma alındıysa babayla da tel temas ilk dakikalarda yaptırılıyor. Aşı hepatit B ülkemizde rutindir bu. Zaten ilk aşılama hizmetleri baksak Türkiye'nin tüm dünyada çok iyi durumda olduğunu biliyoruz. Son yıllarda aslında bazı problemler oldu. Geçen hafta gittik konuşmamızda sevgili Mehmet Ali Bey ona değinmişti aslında. Hatta ailelerde de bu konu çok önemliydi. İyi ki değindiniz diye yani olumlu bildiriler benim hani cep telefonuma geldi. Çok önemli bir konu. Daha sonra anne odasına almadan önce bebeğin ölçümleri, tabii ki doğar doğmaz ölçümleri, hani çocuğun gebelik süresi ve ölçümleri çok önemli. O bakımdan bunlar doğru olarak alınmalı. Çünkü daha sonra bebeğin 7 günlükken, 1 aylıkken izlemleri açısından çocuğun standartlar açısından son derece önemli. Burada da standart olarak ağırlık, boy, boyla ilgili bazı noktalar var ama onlara bugün değinmeyeceğiz. Baş çevresi ölçümleri ve dikkatli bir şekilde yapılması son derece önemli. Ve bu arada geçen haftada yine iki arkadaşım da değinmişti. Emzirme, anne sütü çok önemli. Burada Ahmet Hakan Bey de değindi. Hani biz doğar doğmaz, ilk yarım saat, bir yana doğar doğmaz ilk dakikada anne sütü vermenin çocuğun tüm yaşamındaki olumlu etkilerini biliyoruz. Kolostrum faydalarını biliyoruz. Yine bizim Avrasya Zeytinburnu'ndan programımızı sürdürdüğümüz için burada bulunan arkadaşlar yanımda salonda. Evet. Ve bu arada şimdi bebek ilk gününü geçirdi. Birinci günle yedinci gün. İlk haftada çok önemli. Evet sevgili Ersin. Evet hocam şimdi size ben evet, yedi günde neler yapalım? Açıkçası erken yeni doğan dönemi, ilk sıfırda yedinci gün arasındaki dönemi
Ve ülkemizde de dünyada da bebek ölümleri çok fazla ve 2-0-1 yaş arasında %42 bu ölüm aramız ülkemizde. Ve bunun da büyük bir çoğunluğu yarısından fazlası yeni doğan döneminde ve onun da yine büyük bir çoğunluğu ilk 7 gün. Demek ki biz ilk 1 aya, ilk 7 güne önem verdiğimiz zaman çok önemli. Ülkemizin gelişmişlik düzeyine büyük ölçüde etkili olacak ve Türkiye'de bebek çocuk ölümlerinin azalması en önemli faktörde en zoruna bu yeni doğan dönemindeki evet, gelişmeler. İlk günlerde anneye bilinçlendirmek, aileye bilinçlendirmek konusunda bize çok ve müşteri arkadaşları çok önemli rol düşüyor. Hemşirelerimiz çok önemli değil mi? Yani evet. Gerçekten tüm sağlık ekibi, hekimlerimiz ama yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde hemşire olarak çalışmak gerçekten çok zor. Hani bunu anneler geldikleri zaman dışarıdan izlerken bunu çok iyi biliyorlar. Ben hepsine, yani tüm ülkemizdeki bu ünitede tabii tüm bölümlerde ama yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekten çok büyük gözlem istiyor. Evet. Kesinlikle. Gerçi konuştuğumuz konular birbirine çok yakın olduğu için belki tekrar gibi olacak ama ben de küçük eklemeler yapmak tabii istiyorum. Tekrarlarda yalan var. Tekrar çok zor soruyorsunuz bu şekilde. Amitak Kamiye'nin belirttiği gibi biz bebeklerde olduktan sonra 7 senedir gibi de anne yanına veriyoruz. Ölçümler alınıyor, külüsü alınıyor. Ama eskiden eskiden anneler ayrı odada, bebekler ayrı odada oldu 2000'li yıllardan önce. Şu an doğar doğmaz zaten. Bu çok önemli bir şey. 20 dakika içerisinde emzirtme zaten önemli. Onlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bebekten bahsettiğimiz gibi. Peki sezeryanda anneler de bunu sağlayabiliyor musunuz? Eğer sakın analiziniz dediğimiz bir anestezi anne kendindeyse evet. Yine anneyi bebeğe göstermek kanser teması yapmaya çalışıyoruz. Genel anestezi olduğu zaman bu biraz zor oluyor ama spinal evet, bu arada kadın doğumcu arkadaşımız varken ülkemizde çocukla ilgili devam eden sorunlar derken hani sezeryanla doğumlarında azaltılması en önemli hedeflerden, bakanlığımızın hedeflerinden birisi. İnşallah ileride bu durumda. Çünkü anneler de arzu ediyorlar. Bazen gerçek endikasyon olmalı ama endikasyon olduğunu tabii ki yapılmalı. Evet Ersin. Biz bebeklerimizi anne yanında ziyaret yapıyoruz. İlk normal doğumla gerçekleşmişse ilk 24 saat içerisinde hastaneden topucu olmadan önce bebek ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer sezaryenle olmuşsa bebek 48 saatimiz gözlem altında tutup ondan sonra gönderiyoruz. Peki tabucu derken ne derim yapıyorsunuz? Aileye dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi işte idrar çıkartmak. Beslenmenin en önemli bulgularından bir tanesi. İlk 12 saat çıkartmayacağını söyleyebiliyoruz aileler ama ondan sonraki takiplerimizde idrar çıkartımı yoksa daha ilk genel bir kontrol ve daha ileri tetkikler planlanmasını konuşabiliyoruz ailelerle. Mekoyun dediğimiz ilk gün tuvaletini yapmasının içinde 24-48 saat bekleyebiliyoruz. Bu konuda da yine aileyi bilgilendiriyoruz. Göbek bakımı Gülsene Nişanlı'nın bahsettiği göbeğe bakım yapılmıyor. O konuda aileyi bilgilendiriyoruz. Eğer göbek 2 kilonun üzerinde doğmuşsa hepatit B aşısı yapıyoruz. Eğer annede HPS altıca bir pozitifse ve onunla beraber doğmuşsa hem aşısını hem emin bilimini yapıyoruz. Bebeğin kilosuna bakmadan eğer HPS altıca pozitifse o zaman yine aşılama yapıp ama aileye daha sık aşılanması konusunda farklı bir aşı programı öneriyoruz. Onun dışında işitme testini takıcı olmadan önce bütün bebeklerimizi yapıyoruz. Bebeklerimize çıkmadan önce yine gafri dediğimiz topuk kanı alınıyor. Bunlar da beslenme... Peki bu gafri değil. Onu biraz açıklar mısın lütfen? Tamam. Çok önemli yani engelliliğin önlenmesi evet, açısından evet. Önemli. Aile halk arasında aslında zeka testi diye bilinen bir şey ama bizim bu topukkanından şu an 5 tane hastada ödeyip bir bakım yapılabiliyor. Ve bu hastalıkta eğer erken dönemde teşhis edilip ve tedavileri planlandığı takdirde çok hastanın önüne geçmiş oluruz açıkçası. Biz bunlar aslında sırf taramaları bile belki bir saat ayrı programlar yapacağız ve üstelik de buradan vurgulamak istediğim bir nokta var. Yani bu yeni doğan tarama programları içerisinde pemiketonuri dediğimiz ki ilk yapılan test budur. Dünyada en sık Türkiye'de de en sık Doğu Karadeniz bölgesinde olduğunu biz 1980'li yılların başlarında Trabzon'da Doğu Karadeniz'de yaptığımız çalışmalarla gerçekleştirdik. Bu çalışma ekibi içerisindeydi. Ve o program doğrultusunda ki bunları da paylaşmak lazım çünkü çok değerli hocamız Sayın Profesör Doktor İmran Özal, Hacettepe Üniversitesi Metabolizma Bölümünde fenilketonuri deyince akla gelen hocalarımız sizler de duymuşsunuzdur. Onun Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı doğrultusunda 1980'li yılların ortalarında Türkiye'de başladı. Hatta 92-93 yılında sanıyorum Türkiye'de İstanbul bölgesinde başladığında
yine bu organizasyon çalışmaları yapıldı ve artık böyle o zamanlar biz %30, %40 yaparken seviniyorduk. Ama daha sonra bakanlığımız el attıktan sonra %100 yapılıyor değil mi? Artık böyle %99 ile %100 yapılıyor. Yani böyle bir çalışma ve bunların tabii en önemli özelliği erken tanımlanması, özellikle engellilik haftası nedeniyle çok önemli değerlendiriler. Çünkü hani bu konuda arkadaşlarımız tabii çok genç, belki gördükleri vakalar hani artık tarama yapıldığı için sekerli vakaları görmüyorlar ama bizler diyelim ki ben hani yaşamımda tabii çok karşılaştım bu vakalarla çünkü Hacettepe'de ihsas yaptığım dönemlerde iki kardeş mesela bir tanesi tanı koyulmamış çocuk başını bile tutamayacak derecede engelli. Fakat ikinci çocuk doğar doğmaz tespit edilerek sadece uygun beslenmeyle tamamen sağlıklı yeri bağlamış. Yine aynı şeyi hipotiroidi ve diğerler için söyleyebiliriz. Dünya Engelliler Günü olduğu için de bu taramaların önemine dikkat çekmek, hani hatırlatman iyi oldu. Evet sevgiler. Aşırı ekle gibi açıkçası bazen bu topu kanını aldırmak istemeyen aileler de olabiliyor. Kalplerini yaptırmak istemeyen ailelerimiz de olabiliyor. Şu an biz en önemlisinde tekrar bilgilendirmeyi mutlaka yapıyorsunuz değil mi? Yaptırmayacaklarına dair yani ısrarcı olursa aile onam formunu alıyoruz. Ailelerin öyle bir hakkı da var mı? Yani aşı olmaması gerekiyor bence ama maalesef öyle bir şey olduğu zaman da onam formunu alıp sağlık müdürlüğüne bildiriyoruz. Tabii, bu tarz şeyleri. Onlardan yaşadıklarımız sorunlar arasında. Çok önemli. Bakın sevgili çocuk dostlara, aileler. Hani bunları bir bilelim lütfen. Evet, bunları... Neyi reddettiklerini açıklıyoruz ama yine de neyi reddettiklerini bir kez daha bir düşünmeden peki bu arada taburcu ettikten sonra kaçıncı gün kontrole çağırıyorsunuz? 3 ve 5. günlerde genelde kontrole çağırıyoruz. Bakın kendi hastanenize çağırıyoruz. Sence tekrar kontrole çağırıyoruz. Tekrar geldiklerinde fizik muayeneleri yapılıyor. Sarılık açısından değerlendiriliyor. Kilo takipleri yapılıyor. İşte %5'e kadar olabileceği söyleniyor. Kilo kayıplarını bilgilendiriyorsunuz. Normal fizyolojik değişiklikler. Sarılık açısından değerlendiriyoruz bebeklerimize. Geldiklerinde tekrar indirim tarama testleri alınıyor. 3. ve 5. günlerde. Gelen bebeklerimize. Onlar hep konuşacağız. Niye evet, yapıyoruz, tekrar yapıyoruz. Kalça çocuk açısından bir muayenesi yapılıyor tekrar çocuklara. İşitme testi de eğer geçmemişse ya da bir problem varsa onların tekrarları yapılıyor. Sarılık olarak bir ailelere bilinçlendirmek gerekir. Fizyolojik sarılık dediğimiz, anne sütü sarılığı dediğimiz sarılıklarımız var. Bunlar da bebekler genellikle 48 saat ve 3. 5. günden sonra başlayabildiği bazen tam bebeklerde işte ama bunlar da tehlike boyutlarına gelebilir. Tabii ki beslenmediği takdirde bu anne sütü ya da fizyolojik sarılık dediğimiz sarılıklar da artabiliyor. Onlar açısından bir daha bu takdirde yardım görüntüsü yapılıyor. Patolojik sarılık ise zaten ilk günden ortaya çıkan ve çok hızlı ilerleyen sarılıklar. Evet, patolojik olanlar önümüzdeki akibimiz. Evet, sevgilersin. Sen bebeği 7 güne kadar getirdin. Değerli izleyiciler, sevgili anneler görüyorsunuz. İlk 7 günde, ilk 1 günde neler yapılıyor? Gerçekten bu dışarıdan hani belki hekim arkadaşlarımız bile bu kadar işlemin yapıldığını hani çok detaylı bir bilgi. Önümüzdeki günlerde bunları göreceksiniz. Gerçekten çocuk hekimliği, yeni doğan hekimliği, hemşireliği gerçekten çok özellik istiyor. Çok özellik istiyor. Çünkü yaşamın temeli. Çocuk beyninin gelişiminin büyük bir bölümü bu dönemde oluyor. Hatta ilk dakikalar ben böyle programları konuşurken Allah'la sohbet ederken ilk gün, ilk hafta, ilk ay derken bana dedi, niçin ilk saat demedin, ilk dakikalar demedin diye. Yani bunu bana izleyicilerim hatırlattılar. İlk dakikalar altın dakikalardır. Onun için çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Son 3 yıldır çok önemli toplantılar gerçekleştirdik yüz yüze. İbrahim Uğur'un da belirttiği gibi. Evet arkadaşlar bu arada engelliliğin önlenmesi, Dünya Engelliler Günü deyince benim çok hassas olduğum konulardan birisi. Ve Türkiye'deki ilk engelliliğin önlenmesi programına Başbakanlığın düzenlediği o zaman 1990'lı yılların başlarında Anne Bebek Sağlığı Vakfı'nı temsil etmiştim ve iki toplantıda bulunmuştum. Çok detayına dalmayacağım ancak böyle kısaca arkadaşlarıma söylediği doğrultuda yeni doğan döneminde neler yapılabilir? Birincisi bir defa gebelik ve gebelik öncesi dönemde sevgili Süleyman hocamızın artık böyle oğlum gibi hepsi böyle buradakiler hepsi çok genç. Ben belirli bir yaşta olduğum için, belirli bir olgunlukta olduğum için inşallah onlar da benim yaşımda böyle olurlar. Bu dönemde yapacakları uygulamalarla ve bazı tekniklerle büyük ölçüde önleyebilecekleri konulara değinmişti Süleyman Bey. Yine Doktor Ahmet Hakan yine çok önemli noktalara değindi. Gülseren değindi. Gazi Osman Paşa'da.
Ve yine ilk 7 günde Doktor Ersin, ilk bir ayda Doktor Mehmet Ali Bey, çok önemli noktalara değindiler. Hemşire arkadaşlarımızın söylediği her bir konu, yani ısısının ayarlanması, sarılığının kontrol edilmesi, kan şekerinin kontrol edilmesi, aşılarının yapılması, zeka testi dediği tarama testlerinin yapılması, bunların hepsi son derece önemli. Ve bu arada ama en önemlisi siz değerli çocuk dostu annelerin buradan izlediği konuları arkadaşlarına paylaşmaları ve böylece engellinin önlenebilmesi konusunda yapılması gerekenleri birbirleriyle paylaşması. Bu arada ben engellilik konusunda çok duyarlı bir kişiyim. Çünkü mesleğim gereği ve özellikle böyle konularda çalıştım. Çok ciddi sivil toplum kuruluşları programlar yaptım, kitaplar hazırladım. Engellilik o zaman da diyordu ki herkes potansiyel engellidir. Şimdi sağlıklı oluruz, belirli bir yaşta gözlerimiz görmez. Ortopedik sorunlar çıkabilir, bir kaza geçirmeyebilir. Veya erken tespit edilebilir. Onun için engellilik konusunda herkes duyarlı olmalı. Engellilik, kimse engelliler her şeyi başarabilirler. Yeter ki onlara engel olmayalım diyorum. Ve bu arada program tabii çok uzadı ama ben böyle son iki mesajla bitirmek istiyorum. Birincisi, çocuk sağlığı ve tüm konularda dünyaya önderlik eden ulu önder, büyük kurtarıcı Atatürk, insanlık çocuklara sunabileceğin en iyisini borçludur derken gereken mesajı veriyor. Ama son mesajı çocuklarımızdan vermek istiyorum. Çocuklarımız derken sadece doğmuş değil, bu programdan istifade edebilecek tüm Türkiye'nin ve dünyanın doğmuş ve doğmamış tüm çocukları diyorlar ki sağlıklı doğmak, sağlıklı ve kaliteli yaşamak, engelsiz yaşamak benim en doğal hakkımdır diyor. Tüm bu yapılanlar için, tüm emeği geçenlere, özellikle tabii Sayın İbrahim Uğurlu burada duruyor karşımızdan, tüm ekip arkadaşlarım, teknik arkadaşlarım burada, sevgili Gamze sen katıldın ve bizi ekranları başında izleyen tüm arkadaşlarımıza, tüm çocuk dostlarımıza şahsım ve özellikle de temsilcisi olduğumuz çocuklar adına teşekkür ederek en derin saygılarımı sunuyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgilerden ötürü. Değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Umarız yine çok kişiye ulaşırız, bu güzel bilgileri yayarız. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftaki yaptığımız programda 25 bin kişiye ulaşmışız. Umuyoruz bu haftaki programımızda da birçok kişiye ulaşırız. Ondan öncesinde de genel cerrahi ekibimizle yaptığımız yayınlarımızda 100 binlere kadar ulaştığımız rakamlar var. Dileriz buradan da ailelere birçok kişiye ulaşırız. Bir sonraki programımızda dediğimiz gibi hocam da bahsetti 7 Ocak'ta. Bu hafta normal gebelik sürecinden daha çok bu kapsamda konuştuk. Prematüre bebekler, riskli bebekler ve riskli yeni doğandan bahsedeceğiz. Bunların duyurularını da sayfamızda bizi takip ederek takipte kalabilirsiniz. Tekrardan değerli hocalarımıza teşekkürlerimizi sunalım. Anne ve babalara da buradan özellikle söylemek istiyoruz. Hocalarımız gerçekten bazen hocam hafta sonu burada oluyoruz. İşte gece geç saatte ya da bir yakınımızda geliyoruz, bir şey oluyor. Bir bakıyorum gerçekten çocuk doktorlarımız buradalar. Gecenin bir saati olsun, pazar günü sabahı olsun. Kadın doğum uzmanlarımız da aynı şekilde. Yani kendi hayatlarından birçok fedakarlık yapıp hekimliğin çocuklara olan bağlılıkları ve sahiplenişleri gerçekten bizleri de çok duygulandırıyor. Bu sebepten dolayı da ayrıca teşekkür ederim aileler adına da. Evet, ne diyoruz? Umuyoruz birçok kişiye güzel bilgiler sağlamışızdır diyoruz. Ve tekrardan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli bireylerimizin gününü kutluyoruz. Herkese selamlar gönderiyoruz ve değerli hocalarımıza da bugünkü programa katkılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim etmek istiyoruz. Teşekkür belgelerini takdim için de hastanemizin işletme direktörü Sayın İbrahim Uğurlu'yu davet etmek istiyorum sahnemize. Teşekkür kelimelerine sığdıramıyorum. Vallahi, harikasınız. Vallahi en okula vermeyin. Çok vermeyin. Olsun hocam. Yani. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür kelimesine sığmıyor bu yaptıklarımız ama biz... Tabii mühim olanı bu programların yapılmasına olanak sağlamak. Böyle bir ekibi benimle bir araya getirmek. Hepsinin yoğun görevleri var. Çünkü ben yaklaşık 50 yıllık meslek hayatım boyunca 2013 yılında emekli oluncaya kadar kamuda ilgili birimlerde çocuk sağlığına yönelik projelerin organizasyonlarında planlanmasında ve ailelerle
televizyon programlarında çok çeşitli programlar yaptım ama bu arada son 3 senedir de Amasya hastanelerindeki benim görevim doğrultusunda arkadaşlarla bir arada olmaya gayret ediyorum. Bu dijital programla ayrı kalmıştık. Şimdi hoşuma da gidiyor aslında. Hatta bu kadar tehlikeli olan nasıl gidiyorsunuz derken biz hekimler özverilir. Yeter ki onlara gerekenleri yapalım. Ve bu arada gerçekten Dünya Engelliler Günü de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü de çok önemli. Ve yani yine belki önümüzdeki sene Kasım ayında çocuk hakları diyelim. Aralık ayında da günlerimizi doldurduk. 2000 yani önümüzdeki 13 ayımızı doldurduk İbrahim Bey. Aralık ayında da Dünya Engelliler Günü'ne yönelik aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Söz verdiklerimi, verdiğim sözleri yerime getirdiğimi de biliyorsunuz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarıma, tüm teknik ekibe. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ve Operatör Doktor Sayın Süleyman Yeni Hocam, İbrahim Bey'den teşekkür ederim. Anne babadan kaliteli evlat nasıl dünyaya getirilir? Bugün onu dinledik. Kıymetli hocamızdan. Uzman Doktor Ersin Sarı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanımız. Evet, hastanemizin en vefakar, cefakar, en şirinen tatlı, evet, en sevecen, en her şey var. Evet, çok yakışır. Çocukların sevgilisi. Dergimizin bir tanesinde de kapak olmuştu. Evet. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Ve uzman doktor Mehmet Ali Çalay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanımız. Evet, 440 gram bir bebeği de yaşasına başarısını gösteren ekibin. Aslında erkeklerin de çocuk doktor olmasına çok olumlu buluyorum. Ben teşekkür ediyorum çünkü genelde hep çocuk bölümüne hanımlar gelir. Ama bir erkek olarak, bir baba olarak böyle bir bölümü tercih ettik. Ben ona teşekkür ederim. Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Şifa Kapısı programımızı sizlerle birlikte devam ediyoruz. Ekranları başındaki izleyenlerimize bugün yeni doğan çocuk sağlığıyla ilgili bilgiler verildi. Kıymetli hocalarımız, profesörlerimiz vesilesiyle ve kıymetli hocam, kadın doğum uzmanı Sayın Süleyman Yeni Ocak hocam bizlerle birlikteler. Programımızla ilgili neler söyleyecekler? Tabii paylaşımlar yapıldı, sorular cevaplandı. Kısaca bilgilerini sizlerle paylaşalım. Herkese merhabalar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Hocamız Profesör Doktor Asayin Uhoğlu moderatörlüğünde yeni doğan sağlığı üzerine güzel bir program gerçekleştirildi. Gebelik ve gebelik öncesi dönem ve doğumla ilgili biz de bu programa katkı sunmaya çalıştık. Programda da belirttiğimiz gibi sağlıklı bir bebek elde etmenin ilk aşaması, ilk adımı aslında gebelik öncesinden başlıyor. Gebelik takipleri ve doğum süreci ve doğumdan sonraki ilk dakikalar, ilk saatler hepsi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve bu aşamada yapılması gereken kontroller, izlenmesi gereken yol titizlikle, özveriyle ve bir sorumluluk duygusuyla yapılmalı. Sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum ve sağlıklı bebek, bunların hepsi bir bütün. Biz gebelerimize gebelik öncesinden itibaren anne adaylarımıza gebelikten önce kadın doğum uzmanına muayene olmalarını ve varsa bir risklerin tespit edilmesini, riskli bir durum varsa, engellenebilecek bir durum varsa gebelik ve doğumda sıkıntı yaratacak, riski artıracak durumlar varsa bunların önceden tedbirinin alınması yönünden önemli olduğunu vurguluyoruz. Gebelik esnasında da takiplere düzenli gelinmesi, hekim önerilerine uyulması, gebelikte beslenmeden sigara, alkol tüketimine kadar pek çok faktör var. Bütün bu faktörler ve nasıl yapılması gerektiği konusunda gebelerimizi sürekli bu konularla ilgili bilgilendiriyoruz. Ve takiplerimizde bebeğin gelişimini sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bebekte bir sorun olup olmadığı yönünde detaylı incelemeler yapılıyor. Ve bu şekilde doğum sürecini de kapsayacak şekilde sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmenin mutluluğunu ve coşkusunu onlarla birlikte yaşamak için biz de gereken her şeyi yapıyoruz. Anne adaylarımız, baba adaylarımız kaygıyla başlıyorlar biraz. Kaygılı oluyor gebeliğin başında. Biraz kaygılı bir süreç başlamış gibi oluyor. Zamanla o kaygılar da azalıyor. Biraz daha güvenli ve kontrollü bir yol izlendiği takdirde herkes adına o kaygılar azalacaktır. Gebelik çok
heyecanlı, çok uzun süren de bir dönem. O dönemde hem hekiminin desteği hem ailesinin desteği bir gebe için çok önem arz ediyor. Elimizdeki bütün imkanları kullanalım diyorum ben. Sürprizler, riskler, benzeri durumlar için önceden tedbirli ve kontrollü ve takipli olmakta fayda var diyorum bütün gebelere. Herkese iyi doğumlar, iyi gebelikler diliyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Herkese iyi gebelikler ve iyi doğumlar diliyorum. Ben sağlıklı doğumlar diyorum. O duyguyu her anne adayının, her ailenin yaşama hakkı var. Bu konuda herkes üzerine düşeni yaparsa herkes için çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Herkese iyi gebelikler diliyorum dediğim gibi. İyi doğumlar diliyorum. Profesör Doktor Sayın Asiye Nuhoğlu hocamız bizlerle birlikteler. Yeni doğan sağlığı ile ilgili neler söyleyecekler kendisinden dinliyoruz. Tabii engeller haftasındayız hocam. Doğum süresinde, o süreçte sağlıklı gebelikler için de işte sizler bu noktada çok önemli bilgiler ve mesajlar verdiniz. Ve gerek engelliler günü ile ilgili gerekse bugünkü programımızla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, sevgili Esra, bizi her programımızda bizlerle beraber oluyorsunuz. Mesajlarımızın topluma ulaştırılmasında destek verdiğiniz için ben bir defa öncelikle Kanal 58'de çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, bizim Avrasya Çocuk programı, çocuk klinikleri eğitim programı içerisinde ekip halinde koruyucu çocuk sağlığı günlerimizin ikincisini gerçekleştirdik. Birinci programı kanalınızdan vermiştik. Bugünkü konumuz insan yaşamının başlangıcı yeni doğan dönemi. Sağlıklı nesiller, gelişmiş toplumlar için. Tabii bu aradaki yeni doğan dönemi yanında özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle bugüne de değinmek gereğini düşündük. Evet, sevgili izleyiciler, çocuk dostlarımız, bildiğiniz gibi çocuk dostları terimi benim hep daima kullandığım bir terim. 1999 yılından beri çocuk hakları doğrultusunda tüm dünyanın kabul ettiği bir terminoloji. Ki aslında çocukları seven herkes çocuk dostudur, hiçbir şey beklemeden. Onun için son derece önemli bir kavram diye düşünüyorum. Ve onun için müsaadenizle sizlere de öyle hitap etmek istiyorum. Yeni doğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir. Ki ilk bir ay tüm yaşam bir yana, erken çocukluk evresinde ilk bir yaş, yani bebekler, bebeklik dönemi içerisinde de ilk bir ay yeni doğan dönemi çocuğun yaşama şansı, yaşam kalitesini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyebilen en önemli evre. Ki biraz önceki programda izlediniz, kadın doğumcu arkadaşımla, yine çocuk sağlığı arkadaşları, yeni doğan yoğun bakımda görevli arkadaşlarımızla izledik. Ve hepsinde gördük ki bu dönemde yapılanlar hani sadece bir iki kelimeyle geçmiyor. Biz burada sadece özet duruma ve de normal yeni doğanlara değindik. İnşallah Ocak ayında problemli yeni doğanlara, yeni doğan döneminde önemli sorunlara ve prematüre bebeklere değineceğiz. Belirli bir program çerçevesinde. Tabii ki bir bebeğin sağlıklı doğabilmesi için de öncelikle gebelik ve gebelik öncesi dönemin önemine dikkat çekildi. Bu arada hani yeni doğan dönemine çok kısa değindik. Tabii önümüzdeki ay yine konuşacağız. Bu defa problemlerine değineceğiz. Ve belki 2021 yılında bir sene değineceğiz. Çünkü gerçekten çok önemli. Her bir konuyu tek tek ayrı ayrı irdelemek lazım ama engellilik konusunda da önlenebilmesinde gebelik ve gebelik öncesi evreler çok önemli. Bu dönemde yapılan testler, yapılan çalışmalarla önlenebilecek durumları önlemek. Doğumun uygun koşullarda yapılmasını sağlamak. Yeni doğan bebeğin doğumdan itibaren ilk bakımı, anne sütü verilmesi, bebeğin vücut ısısının korunması, yeni doğan bebeklerde sıklıkla gördüğümüz kan şekeri düşüklüğü, kanındaki değişiklikler ve bazı metabolik değişikliklerin erken saptanması ve gerekenlerin yapılması ve yine ülkemizde 2000'li yıllardan sonra ülke çapında yaygınlaşan yeni doğan tarama programlarının uygulanmasıyla, bunlar ki bunlar çok güzel. Bunlar eğitim değil mi? Hep
hepsi eğitim ve bunların her birinin oluşması yıllar alıyor. Yıllar alıyor. Biz burada sadece bu testler diyoruz ama her bir testin yapılması, onaylanması, Türkiye tarafından gelişmesi. Yani diyelim ki bir feniketonun oluşması, biz bunu 1960'lı yıllarda Türkiye'de ilk Hacettepe'de başlattı ve bunun rutine binmesi 1990'lı yılların ortalarına aldı. Ki çok sayıda hoca, çok sayıda ekip bu konuyla uğraşmasına rağmen. Ve bu sırada çok büyük bir emek. Diğerleri için de aynı şeyler tabii ki. Fakat bunların hepsi sağlıklı bir bebek oluştuğunda, o sağlıklı bireyin sadece kendisine, ailesine, topluma ve ülkelerin gelişmişliğine katkı sağlayacağını biliyoruz. Böylece de bizim ana amacımız neydi? Sağlıklı nesiller, gelişmiş topluluklar. Bunlar için sağlık ve eğitim. Sağlık eğitimi içerisinde de koruyucu çocuk sağlığı ve koruyucu çocuk sağlığının temelinde de yeni doğan ve engelliliğin önlenmesi diyerek bu iki konuyu bağdaştırmak istiyorum. Ve bu konuda da bizim en öncelikli hedef kitlemiz, aile derken aile içinde öncelikle anneler ve kadınlardır. Kadın bilinçlendiğinde çok büyük başarı sağlıyoruz. Kadınlarımızın üniversite tahsili değil, okur yazar olması bile, okur yazar olması bile bütün değerleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bugün biz hastanesinin bugünkü konferansı da bunun üzerineydi. Birçok yapmış olduğu programlarda, konferanslarda kadınların eğitimiyle ilgili. Tabii. Zaten hocamız eğitimci, çocuk dostu. Ve bu nedenle hatta bugün ülke çapında çok önemli kadın derneklerinin, birçok önemli sivil toplum kuruluşunun bizi izlediğini biliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tabii program, bugün ikincisini gerçekleştirdik. Programların sayısı arttıkça bize ulaşanlar daha fazla artacak ve inşallah pandemi geçtikten sonra da yüz yüze onlarla birebir programlar yapacağız. Ve böylece ülkemizde çocuk sağlığı, ülkelerin gelişmişliği, sağlıklı nesiller adına yapılan çok sayıda programlara katkı sağlamış olacağız. Ve bu nedenle tüm bu programların oluşmasına olanak sağlayan çok değerli dostumuz Sayın İbrahim Urlu'ya. Kendisi eğitimci ve çocuk dostu. Hastaneler grubunun da işletme direktörü. Tabii bu arada çok sayıda bilim insanına, çok değerli annelerimize ve siz değerli medya mensupları çok önemli. Ben size çok teşekkür ediyorum. Tüm programlarımıza bizlerle birliktesiniz. Hani bu programlarımızın sayısını artıralım ve medyayı da yaygınlaştırarak tüm topluma ulaşmasını sağlayalım. Böylece hepimiz çok güzel görevler, kendimize olgun bireyler, erişkin bireyler olarak katkı sağlamış olacağız. Bu da tüm erişkinlerin en önemli borcu olmalı. Kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Az önce de izlediğimiz üzere dijital platformdan yeni doğan sağlığı ile ilgili konferansımızı paylaştık sizlerle. Avrasya Hastaneler Grubu Direktörümüz Sayın İbrahim Urlu bizlerle birlikteler. Tabii dijital çağdayız, dijital platformla sizlere sesleniyoruz. Sayın Hocam bu konuyla ilgili neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Pandemi nedeniyle yine dijital bir ortamda, bir konferansta bir araya geldik. Burada bir anne babadan kaliteli bir evlat nasıl dünyaya getirilir? Bunu gördük. Önce kadın doğumcumuzun çocuğu doğurtması, akabinde çocukçuların bu çocuğa nasıl bakılacağını, hemşirelerin nasıl bakılacağı güzel bir kayıtlara bir bilgi geçti. Bu anne babaların bilgilenme ve bilinçlenmesinde çok çok önemli. Evet, bir insanın tek başına erkek olması, baba olması için yeterli değil. Bir bayanın anne olması için yeterli değil. Emek istiyor. Gayret istiyor. Biz de hastanemizi ilk açtığımız vakit hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir dedik. Akabine Şifa Kapısı mottosunu koyduk. Sonra sağlık ve sevgi sunuyoruz. Sağlığı koymadan önce de sadece sevgi sunuyorduk diyoruz demiştik. İşte bugün sağlık ve sevgi sunuyoruz.
bu ana temel içerisinde her branşımızın ayrı bir misyonu var. Evet, kadın doğum branşımızın misyonu Avrasya Hospital'ın bir anne babadan kaliteli bir evlat nasıl dünyaya getirilir? Bu önce doğum sürecinde çok önemli. Eskilerden bizler tarlada da doğuyorduk, tesadüfe de bırakıyorduk. Evet. Ama iyi bir takiple IQ'su çok yüksek evlatları da elde edebilme şansına sahibiz. Engelleri önlemek. Bugün engelliler günü, evet. Ve engellileri önleme durumunu bugün burada gördük. Doktor arkadaşlarımız bunları anlattı. Öyleyse bu bilgiler çok anlamlı, evet. Ve gerekli diyoruz. Tüm bizi izleyenlere gönülden, yürekten sevgi ve sağlık sunuyoruz. Evet, sağlık ve sevgi sunuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Sağ olun. Kanal 58 ekranlarından Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Bugün Avrasya Hastaneler grubunda Zeytinburnu yerleşkesinde yeni doğan sağlığı seminerinde sizlerle birlikteydik. Programımıza katılan kıymetli hocalarımıza, profesörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve sizlerle Kanal 58 izleyenlerimize ne diyoruz? Sağlık ve sevgi sunuyoruz. Farklı bir programımızda sizlerle birlikte olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın.